Merhaba arkadaşlar, ben İbrahim Berke Dalgıç. Bu derste size game mod yani oyun modlarını anlatacağım. Bu oyun modları kuralları, oyun duraklatmayı, oyuncuların nasıl katılacağını, seviye geçişlerini, kazanma koşulları gibi bizim belirlediğimiz kuralları tutuyor içerisinde. Online oyunlarda da bu game modu sunucuya atıyoruz. Game mod sunucuda çalışıyor. Bir oyuncu katılacağı zaman Game Mode filtresinden geçip öyle oyuna katılıyor. Şimdi mesela şöyle bir örnek vereyim. Bizim bir tane Game Mode'umuz var. Bu da bizim haritamız. Şimdi biz dedik ki bu oyuna 10 kişi katılabilir. Şifresi de 123. Bir kullanıcı geliyor, buraya bir istek yolluyor. Oyuna katılmak istiyor. Bu istek direkt game moda gidiyor arkadaşlar. Game mod önce bakıyor. Oyunda kaç tane? Ya, game mod önce şifreyi soruyor. Şifre ne diyor? Eğer oyuncu şifreyi doğru girerse oyuna bakıyor. Bizim diğer koyduğumuz kural neydi? En fazla 10 kişi olabilir. Kaç kişi var diye bakıyor. Hiç kimse yok. Tamam diyor, geç içeri. Oyuncuyu haritaya alıyor. Daha sonra tekrar tekrar bu tarz oyuncuların katıldığını varsayalım. 11. oyuncu geliyor. Yine şifreyi doğru giriyor. Game mod bakıyor. İçeride 10 kişi var. Ben seni alamam diyor. En fazla 10 kişi alabilirim diyor. Veya şifreyi yanlış girdiğinde, şifreyi yanlış girdin içeri. Başka bir örnek verirsek şöyle, bunun bir savaş oyunu olduğunu düşünelim. Bu kullanıcı karşı kullanıcıyı vuruyor. Game mod yine bunu tutuyor. Skorları tutuyor. Kim kimi vurdu, kazanma koşullarını vesaire. Bunları sürekli kontrol ediyor. Game mod böyle bir şey arkadaşlar. Şuradaki edit kısmına geliyorum. Sol üstteki. Buradan proje settings'e geldim. Map ve mods var. Buraya geldiğimde arkadaşlar şurada default modsu görüyorsunuz. Third person game mod yazıyor. Bu varsayılan game mod arkadaşlar. Bir de oyunun şöyle içerisinde Windows sekmesine geldim. Work settings'e ekledim. Şuraya eklendi. Burada da bir tane game mod var. Buradaki game mod arkadaşlar ezme işlemi yapıyor. Ben burada farklı bir game mod seçtim. Sadece game mod seçtim. Burada mesela önceki third person game moddu. Yani ana game mod, third person game mod. Ben bu haritada normal game modu seçtim. Bunu şöyle düşünelim. Bizim 10 tane levelimiz var. Bu da 5. level. Diğer 9 levelde third person game modunu kullanıyoruz. Burada hepsinde aynı kurallar var. Ama ben 5. levele geldiğimde farklı bir kuralın olmasını istiyorum. Veya bunu bir harita gibi de düşünebilirsiniz. Burada genel game modu ezebiliyorum arkadaşlar. Buna override deniliyor. Aynısı yazılımda da var. Abstract class'larda bir tane fonksiyon tanımlıyoruz. Atıyorum biz bu fonksiyonu 9 class'ta kullanacağız. 10. class'ta da bunu değiştirmemiz gerekiyor. Override ederek bunu ezip düzenleyebiliyoruz arkadaşlar. Bu da öyle bir konu. Game mod genel ve basit anlatımıyla bu şekilde arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.